Isparta'da da yine büyükşehir valiliğimiz ve üniversitemizle birlikte Isparta'nın etrafında ve Düzenal'la birlikte Türkiye'nin maddi manevi kalkınmasına değer katmış olan, hayatlarını vakfetmiş olan Anadolu insanlarını yine anne, gönül sanatları gördüğünü, sinema televizyon ana sanatları mezun oldu. Üniversitenin öğreniminden sonra ilk kere hocamız araştırmalarıyla dengi yönetimiyle, yönetmesiyle meşhur halen efendim, uzatı tanıtmaya gerek yok. Emekli genel müdür, akademisyen, halen sivil toplum çalışmalarıyla çalışıyor. Efendim, 1959 yılında Rusya'ya gidiyor doğdu. İlk okulu kendi köyünde, okul kurumsaydı, Sayın Mahkum Lisesi'nde tamam. Vicdan nedir? Vicdanı tarif ettiniz, ondan sonra o tanım, o güzel tanımınız doğrultusunda dediniz ki, bu tanıma göre çağın vicdanı ve düzzamandır. Ben şimdi doğrusu merak ediyorum. Herkes hırsla intikam peşinde koşarken ben hakkımı helal ediyorum diyor Bediüzzaman. Bu nasıl bir halet-i ruhiye? Yarına nasıl bir mesaj verebiliriz? Bir kuvvet ortamı nasıl olur? Olabilir. Yani bu nedenle Risale-i Hareketi şahıs merkezli bir hareket olur. Kibir-i düşmanlık ne derse yok oldu kibir-i düşmanlığa? Taraflılık, inat ve haset. Ve bunları çirkin, mevzul, huzur ve zulüm olarak tarif edilir. Hayat-ı beşeri için zehirdir. Bir tarafkirlik varsa bir insanda, o insanın 9 tane iyi huyunu unutup, bir tane kötü huyuna bakıp onun üzerine bir çizgi atar. Hayat-ı içtimaiye de zarar verdiğini söylüyor. Cemaatler, tarikatlar, gruplar arasında bir insanın kendisi kavranmayıp tarafkirlik nazarıyla kendi aşiretinden, kendi kabilesinden, kendi cemaatinden olan bir kimseye hak veresse, yaklaşmazsa taraf kirane bir insanı iyisin, iyisin demek dersen iyileşmesi, fenasın, fenasın dersen fenalaşması sıkıntıda vakit olur. Bu bilimin şu andaki
günümüzde biriktiriyor. Daha sonra kendisini öyle algıladı ki ve nasıl da tabi algı yönetiminde bu çok önemli. Kişiye nasıl isimlendirir? Küresel ayarlaması olmadan küresel düzen olmaz. Hiç kimse din, renk ve düşüncesi nedeniyle dışlanamaz. Diskriminasyonu maruz kalamaz. Dünya dilinden parlamentosunuz. Çünkü çağımızda imam eski devirlerde görülmemiş hücum ve taarruzlara maruzdur. Bugün materyalist fikirler yaygın hale gelmiş, imanı tehdit eden şüpheler birçok. İşte Bediüzzaman Said-i Nursi bu gelişmelerin Müslümanların dahi imanını tehlikeye sokacağını görerek bir sel gibi gelen inansızlık telkinleri